Vallahi unutmuştum. Bir doğru var. Bu doğrunun şu x ekseniyle yaptığı açının tanjantı. Yani dikeyin yataya oranına biz ne diyoruz? Eğim. Eğim dediğimiz şey bu. Şimdi hemen başlayalım. Çok basit zaten. Biraz yaklaştırayım. Burada 5, 12, 13 üçgeni eğim dediğim şey ne olacak? Şu açının tanjantı yani karşı dikkenar bölü komşu dikkenarı 12 bölü 5. Çok basit, merak etme. Bak tanjant 30 değil. Bak burası kaç derece? 60. 60 bana ne lazım? Tanjant 60 lazım. Tanjant 60 nedir? İşte bunu buradan bulabilirsin. 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı K, 60'ın karşısı K kök 3. Tanjant 60 nedir? Karşı dikkenar bölü komşu dikkenardan ne olacak? Kök 3 olacak. Niye eksi almadık? Çünkü tanjant 60 kaçıncı bölgede? Birinci bölgede ve işareti ne olacak? Artı olacak. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Eğimlerini bul diyor. Burası 6. Bu açının tanjantı lazım bana. 6 bölü 2 bak. Eksi 2 değil. Neden? Dar açının tanjantı pozitiftir bak. 6 bölü 2'den 3. Bana bu açının tanjantı lazım. Yani pozitif yönlü açı. Trigonometride görmüştük. Peki ben buraya alfa dersem burası ne olur? 180 eksi alfa. Bana tanjant alfa lazım. Ama ben neyi bulabiliyorum? Tanjant 180 eksi alfayı bulabiliyorum. O da ne demektir? 6 bölü 4. Fakat bu ne olacaktı hatırlarsan? İkinci bölgede tanjant negatiftir ya da geniş açının tanjantı negatiftir. Eksi tanjant alfa, sadeleştiriyorum. 3 bölü 2, bu da ne demektir? Eksi 3 bölü 2 olacakmış. Anlaştık mı? Şimdi böyle doğru şeklinde verirse eğimi nasıl buluyorsun? Doğru şeklinde verirse eğim çok basit. Denklemi, yani bize vereceği denklem AX artı BY artı C denklemi. BY eşittir. Eksi AX eksi C. Her tarafı B'ye bölüyorum. İşte şu x'in kat sayısı benim eğimim oluyor. Bak zaten burada y eşittirli halde olduğu için bunun eğimi 2'dir. Bak y eşittirli halde olduğu için eğimi ne olacakmış? 2. Şey 7 pardon. Devam edelim, çok basit. Bak burada y eşittirli halde değil. Karşıya atıyorum. Y'yi yalnız bırakıyorum. Bak burada x'in kat sayısı benim neyim oluyormuş? Eğimim oluyormuş. Bak mesela devam edelim. Evet, y'yi yalnız bırakalım. Ben bunu karşıya atarsam 3x artı 2 eşittir y. Y yalnız başına kaldığında x'in kat sayısı neymiş? Eğim. Hepsini karşıya atıyorum. Her tarafı 4'e bölüyorum. İşte burada x'in kat sayısı yani eksi 1 bölü 2 benim neyim oluyormuş? Eğimim oluyormuş. Var mı kafana takılan mevzu? Bir karşı dikkenar bölü komşu dikkenar yapıyoruz. Bir de ne öğrendik? AX artı BY artı C gibi bir ifadede eğimi sorduysa Y'yi yalnız bırakıyormuşum. Yani BY eşittir. Eksi AX eksi C bölü her tarafı ne yapıyorum? B'ye bölüyorum. Evet, Karina var mı sıkıntı? Yok. Ha, arada ses ver şey. Yoksa hattan düşüp düşmediğini göremiyorum. Ben kapatıyorum şey kısmını. Şimdi gelelim en önemli yerlerden bir tanesi. Bir doğrunun iki noktasını biliyorsak. Burası çok önemli. Türevde de karşımıza çıkacak. Biz bunun eğimini nasıl buluyoruz? Bak ben bu doğrunun rastgele çizdim. Burası alfa. Bunun tanjantını bulamıyorum ama dikkat et. Burası alfaysa yani aslında mevzu şurada. Burası alfaysa burası alfa. Bak şimdi şurası ne yaptı? Uzunluktan hatırla. Y2 eksi Y1. Burası ne oldu? X2 eksi X1. Tanjant alfa neye eşittir? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'e. Yani bir iki noktası bilinen bir doğrunun eğimi nasıl bulunuyormuş? Y'ler farkı bölü X'ler farkı oluyormuş. Bu cümleyi çok duyacaksın türevde de burada da. Peki hemen başlayalım. Mesela böyle bir doğrunun eğimi neymiş? Y'ler farkı eksi 10, X'ler farkı eksi 3. 10 bölü 3.
Burada öğrencinin aklına genelde şu geliyor. Hocam niye bundan bunu çıkartmadık? Önemli değil. 3 eksi, eksi 7. Tabii buradaki y'ler farkını aldıysam buradaki x'ler farkını almıyorum. Neyi alacağım? 1 eksi, eksi 2. Bak o da ne çıkıyor? 10 bölü 3. Bir şey değişmiyor yani. Diyor ki eğimi 400 diyor. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eksi 1, eksi 4, 1 gelecekmiş. Bak yine aynı şekilde noktalar doğrusalsa eğimleri eşittir. Yani ben burada eğimi buluyorum. 9 eksi 5, 9 eksi 5 bölü 4 eksi 2. Şimdi bir doğrunun eğimi değişmez. Yani bu iki noktalı eğimle şu ikisi arasındaki eğim eşittir. Çünkü eğim eşit olmasa doğru olmaktan çıkar. Yani eğimi değişirse şöyle bir şey olur gibi düşün. Eksi 5. Buradan ne geliyor burası? 4 bölü 2. İçler dışlar yapalım. 2a eksi 18 eşittir. Eksi 20. A eşittir. Kaç çıkmalıymış? Eksi 1 çıkmalıymış. Burada şöyle şeyler yapamıyorsun. Artış miktarı falan hani şu oranları bilmediğin için burada öyle bir şey yapamıyorsun. Yani 3 nokta doğrusalsa eğimleri eşittir. Burada söylemek istediğim şey var mı? Yok. Şimdi eğimi ve bir noktasını biliyorsam denklemi nasıl bulacağım? Şimdi ona bakalım. Şimdi bu sefer bir tane noktasını biliyorum. Bir de eğimini biliyorum. Ben diyorum ki seçeceğim herhangi bir x, y noktası için eğimi bulmak istesem nasıl bulurum? Y eksi y1 bölü x eksi x1 eğim. İşte eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun formülü bu. Peki iki noktası bilinirse denklemi nasıl bulurum? Yani x1 ve y1'i biliyorum. x2 ve y2'yi biliyorum. Denklemi nasıl bulurum? Önce eğimi bulurum. Eğim neydi? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di. Sonra derim ki hangi noktayı seçersem seçeyim. İster buna göre eğimi bulmak istersem yani y eksi y1 bölü x eksi x1 ya da y eksi y2 bölü x eksi x2'yi eğime eşitlersem aslında aynı şey olur. Merak etme, ne demek istediğimi anlatacağım. Çok basit. Eğimi diyor 3. Ben diyorum ki buradan hangi x y'yi seçersem seçeyim. Y'ler farkı bölü x'ler farkı daima ne olmak zorundadır? Eğimi vermek zorundadır. Bu da 3x eksi 12 eksi 15 yapacakmış. Hepsini bir tarafa toplarsan bu gelir. Merak etme, çok basit. Bak burada eğimi direkt vermemiş ama az önce tanjant, burası 30. Tanjant 30'un kaç olduğunu biliyorum ben. Tanjant 30, 1 bölü kök 3. Peki ne yapmam gerekiyormuş? Y'ler farkı bölü x'ler farkını ne eşitliyorum? 1 bölü kök 3'e eşitliyorum. İçler dışlar yapacağım. X eksi 4 eşittir. Y kök 3 eksi 2 kök 3. Hepsini karşıya atalım. Y kök 3 eksi x artı 4 eksi 2 kök 3. Y kök 3 eksi x eksi 2 kök 3 artı 4. Aynı şey geldi. Var mı sıkıntı? Yok. Peki merak etme. Bak bu doğrunun eğimi ne? Tanjant 45. Eğim neymiş? Tanjant 45. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi eğimi bulmak istiyorum. Herhangi bir x, y noktası alıp eğim formülünü bulmaya çalışıyorum. Y'ler farkı bölü x'ler farkı neyi verecekti biri? Y eşittir ne oldu? X artı 6 ya da hepsini bir tarafa toplarsam bu gelir. Bak buradaki de aslında aynı şey. Burada direkt eğimi vermiyor. Diyor ki hani az önce yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Hatta biraz ayrıntılı anlatacağım. Bir kez daha anlaşılsın diye. Önce iki noktası belliyse eğimi buluyorum bak. Eğimi bulalım. Y'ler farkı eksi 8. X'ler farkı 2. Eğim kaçmış? Eksi 4. Bak bu doğrunun eğimini biliyorum ya. Bak bir buna bulup eksi 4'e eşitleyelim. Bir de şu ikisine göre yapıp eksi 4'e eşitleyelim. Bak aynı şey çıkacak. Y'ler farkı bölü x'ler farkı ne eşit olacakmış? Eksi 4'e. Buradan y artı 10 eşittir. Eksi 4x artı 24. Hepsini karşıya atıyorum. Evet bu geldi. Şimdi siyahla çözdüğüm şeye dikkat et.
Buna göre çözseydin ne olurdu? Y'ler farkı bölü X'ler farkı yine eğimi versin. Y artı 2 eşittir. Eksi 4X artı 16. Hepsini karşıya atıyorum. Y artı 4x eksi 14 eşittir 0 oluyor. Gördüğün gibi aynı şeyle karşılaştık. Yani iki noktası belliyse eğimi bulmayı biliyorum. İster buna göre, ister buna göre denklem buluyoruz aslında. Bak, bu noktanın koordinatları ne? 2'ye 0. Önce eğimi buluyorum. Eğim neydir? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani eksi 4 bölü 3. İster buna göre, ister buna göre. Şuna göre yazalım. Y'ler farkı bölü, şuna göre yazıyorum. X'ler farkı eksi 4 bölü 3 olacakmış. 3Y eşittir. Eksi 4X artı 8. Hepsini karşıya atarsam. Ya böyle yazmak zorunda değilsin zaten ama genelde öyle yazılır. Onu da söyleyelim. Bak, burada da burayı biliyorsun. Sıfıra sıfır. Önce eğimi buluyorum. Y'ler farkı. Eğim buluyorum. 2 eksi 0 bölü 3 eksi 0. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yaptım. Buna göre yazıyor olurum. Y'ler farkı bölü x'ler farkı 2 bölü 3 olacakmış. 3y eşittir 2x'miş. İstediğin gibi düzenleyebilirsin. Bu tarafa atmış. Evet, kafana takılan bir şey var mı? Yok. Devam. Evet, bunu zaten fonksiyonlardan biliyoruz. Şimdi bir aslında ikisini de az çok biliyoruz, biliyor musun? Çünkü fonksiyonlarda biz bunu nasıl öğretmiştim ben sana? X'i nerede kesmiş? Eksi 3'te. Y'yi nerede kesmiş? 4'te. Eşittir 1. Yani ne olur? Paydaları eşitlersem ne olur? Eksi 4x artı 3y eşittir 12. Ne yapmış? Hepsini karşıya atmış. Bak, karşıya atarsam ne olur? 4x eksi 3y eşittir. Yok, artı 12 eşittir sıfır. Bak, aynı şeyi bulduk. He, diyeceksin ki hocam biz bunu niye böyle yapmadık? Öyle de yapabilirsin. Bir şey değişmez. Hemen ben hızlıca yapayım. Eğimi bulacağım. 4 bölü 3. Şuna göre denklemi yazacağım. Y'ler farkı bölü x'ler farkı 4 bölü 3 olacakmış. Y eksi 4 eşittir 4x bölü 3. Karşıya attım. Paydayı eşitledim. Hatta içler dışlar yapayım. Sonra. Bak, aynı şey geldi. Gördün mü karşıya atarsam? Yani bir şey değişmez ama şu işlemi biraz hızlandırıyor. Bak, x'i nerede kesmiş? 6'da. Y'yi nerede kesmiş? Eksi 4'te 1. Bunu karşıya atıp her tarafı 4'le çarpalım ya da payda eşitleyelim. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarpalım. 2x eksi 3y bölü 12 eşittir 1. Bak, karşıya attım. Bu tarafa atarsam aynı şey gelir. Bak, yine aynı. X'i nerede kesmiş? Eksi 5'te. Y'yi nerede kesmiş? Eksi 6'da 1. Bu eksi 6x eksi 5y eşittir 30 demektir. Hepsini karşıya atarsam bunu elde ederim. Tabii şu işlemleri biraz hızlı yaptım. Evet, yani biz bunu zaten fonksiyonlarda görmüştük. Şimdi gelelim başka bir şeye. Böyle bir doğrunun denklemi nasıl çizilir? Burası önemli. Basit ama. Bunu da parabolde ya da grafik çiziminde görmüştük. Şöyle x'e 0 veriyorum. X'e 0 vererek aslında y eksenini kestiği noktayı bulacağım bak şimdi. X'e 0 verirsem ne olur? Eksi 4y artı 8 eşittir 0. Y buradan kaç gelir? 2. 0'a 2. Şimdi y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verirsem 2x eşittir eksi 8. Yani y yok oldu. X ne oldu? Eksi 4. Bak, o da y'ye 0 verdiğim için x eksi 4 çıktı. İşte şu ikisini birleştirirsem doğruyu çizmiş oluyorum. Bu kadar basit. Yani x'e 0 verip y'yi buluyorum. Bak şimdi x'e 0 verdim. Y'si kaç çıktı? Eksi 12. Y'ye 0 verdim. X'i kaç çıktı? 3. Ben bu noktaları biliyorum artık. X'i 0, y'si eksi 12 şurada bir yerde. Y'ye 0, x 3. O da şurada bir yerde. Peki ne yapacakmışım? Bu ikisini birleştiriyorum. Doğruyu bulmuş oluyorum. Merak etme, basit. Grafiğini çiziniz demiş. X'e 0 verdim. Y'si eksi 5 geldi. Y'ye 0 verdim. X'i eksi 2 geldi. Yani eksi 5 ve eksi 2'den geçecekmiş. Doğru denklemi bu şekildeymiş. Evet, var mı kafana takılan bir şey? Yok.
Peki iki doğru paralelse x80'i arasında yapacakları açılar birbirine eşittir. Yani eksenleri çiziyorum. Diyorum ki bir doğruyla bir doğru paralelse x80 ile yapacakları açılar eşittir. Yani paralelse ne olacak? Eğimleri birbirine eşit. Yani D1 paraleldir D2 ise M1 paraleldir M2. Bir de özel bir durum var. Eğer dik kesişiyorlarsa yani D1 diktir D2 ise eğimleri çarpımı ne olacak? Eksi 1. Bu trigonometrinin fark formülünden gelir. Görürüz birazdan karşımıza başka türlü çıkarsa. Değilse kolay zaten. Evet, bunlar paralelse eğimleri eşittir. Eğimleri eşitse şu anlama gelir. Bu x'lerin birbirine oranı, y'lerin birbirine oranı birbirine eşit olacak. Çünkü niye? Eğim dediğim şey neydi? Y'nin ta karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Ne yapıyorum? İçler dışlar yaparak buradan gördüğün gibi bak. Eksi 2a eşittir 3. A eşittir eksi 3 bölü 2. E peki hocam eğimi bulsak? Ya bu birazcık uzun ama bulalım. Bunun eğimi nedir? Y'yi yalnız bırakıyorum. Eksi 2x bölü 3. Eksi 5 bölü 3. Bak bunun eğimi kaçmış? Eksi 2 bölü 3'müş. Y'yi yalnız bırakıyorum. Yani bu tarafa attım. X bölü a eksi 4 bölü a eşittir y. Bak bunun katsayısı da 1 bölü a'ymış. Bunlar birbirine eşitse pay ve paydayı yer değiştirir bulurum. Yani buradaki mantık şu. İki doğrunu birbirlerine eğer paralelseler eğimleri eşit. Mesela bak bunun eğimi kaç? Y eşittirli hale getirdim. 2x artı 6. Bak bu doğrunun eğimi kaçmış? 2. E paralelse bununki de 2'dir. Eğim ve bir noktası biliniyorsa y'ler farkı bölü x'ler farkı eğime eşitti. Y eksi 2 x çarpı 2 eksi 2. Bak bunlar gitti. Y eşittir 2x. Merak etme çok basit. Bak bunun eğimini biliyoruz. Ney? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Eğimi kaç? Bunun 2. E ben bunun eğimini de biliyorum. E geçti, neydir? Geçtiği bir noktayı biliyorum. Bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı bana neyi verecek? Eğimi. Bu da y eşittir. 2x eksi 6 eksi 5. Hepsini karşıya atarsam bunu bulurum. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki. Şimdi eğimleri yani ikisi dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi bir. Mesela bu doğrunun eğimi nedir? Artık uzun uzun yapmıyorum. M1 dediğim şey eksi 2 bölü 4. M2 dediğim şey A bölü 6. Bak dikse bunların çarpımı eksi bir. Yani eksi 2 bölü 4 ile A bölü 6'yı çarpacağım. Eksi 1'i eşitleyeceğim. Buradan da 2A eşittir 24. A eşittir 12 gelecekmiş. Bak yine aynı şey. Dik kesişiyorlar. Bunun eğimini biliyorsam bunun eğimini de biliyorumdur. Önce bunun eğimini bulalım. M1 neye eşittir? Eksi 1'e. O zaman M1 ile M2'nin çarpımı eksi 1'e eşit olacak. E bu zaten eksi 1'di. Bunun eğimi neymiş yani? 1. Geçtiği bir noktayı biliyorum. Eğimi biliyorum. Y'ler farkı bölü X'ler farkı eşittir 1. Y eksi 3 eşittir. X eksi 1. Hepsini buraya atayım. Y eksi X eksi 2 eşittir. 0 olmalıymış. Merak etme. Çok basit. Peki ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. Nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan ya da iki noktası bilinen doğrunun eğiminden 3 bölü 4. Bak bunlar dik kesiştikleri için M1 ile M2'nin çarpımı ne olacaktı? Eksi 1. Bak burası neymiş? Ya da şunu biliyormuşum. M1 çarpı 3 bölü 4 eşittir. Eksi 1. M1 ne çıktı? Eksi 4 bölü 3. Bak geçtiği bir noktayı biliyorum. Y'ler farkı bölü X'ler farkını neye eşitliyorum? Eksi 4 bölü 3'e. İçler dışlar yaptım. 3y eşittir. Eksi 4x artı 12. Karşıya attım. Karşıya attım. Gördüğün gibi bu geldi. Evet. Paralelseler eğimleri eşit. Dik kesişirlerse eğimleri çarpımı eksi 1. Evet. Çakışık doğrular aynı doğru demektir. Yani her şeyleri birbirine eşit. Bak az önce bir yöntem göstermiştik. Dedik ki paralelseler x'lerin oranları eşittir. Ama hepsi birbirine eşitse aynı doğrudur. Bu kadar basit. Peki bakalım. Bu zaten günlük matematik çözümünde daha önce yaptığımız şeylerden bir tanesiydi. X'i ya da y'yi yok etmek. Yani şimdi bu bir doğru denklemidir. Bu da bir doğru denklemidir. İkisinin kesişimini yani ortak noktalarını bulmanın yolu
X ya da Y'yi yok etmek zaten denklemlerde falan bizim karşımıza çıkıyordu. Şimdi çakışık ne demekti? X'in katsayısını X'in katsayısına bölüyorum. Y'nin katsayısını Y'nin katsayısına bölüyorum. Sabitler de birbirine eşit olacakmış. Bak, burası kaç çıkmalı? 1 bölü 2. O zaman burası da 1 bölü 2 çıkacak. Yani içler dışlar yapacağım. Önce şurada yapayım. 2A 12. A kaç çıkıyor? Buradan 6. Bir de şöyle yapayım. 2B eksi 48. B eşittir. Eksi 24. Bak eksi 24 ile 6'yı toplarsam kaç yapar? 18. Var mı sıkıntı? Yok. Çakışık doğrular her şeylere eşit. Peki kesim noktası en kolayı bu. X'i ya da Y'yi yok et. Bak eksi 3Y artı 3Y 3 ile çarpıyorum. 3X artı 3Y eksi 30 eşittir 0. 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0. 6 6 topluyorum. 5x eksi 25. Bak buradan x kaç çıkıyor? 5. X 5 çıkıyor ya. İster buraya yaz, ister buraya yaz. Bak şuraya 5 yazarsam 10, 15. 3y'yi karşıya attım. Bak y'si kaç çıktı? O da 5 çıktı. Buraya yazsaydım bak 5 eksi 5 karşıya attım. Yine 5 çıkacakmış. Merak etme. Çakışıksa her şeyleri birbirine eşitti. A bölü 12 eksi 3 bölü eksi A 4 bölü B'ymiş. Peki buradan A kare eşittir 36. Buradan A kaç çıkar? Ya 6 ya da eksi 6. 6 seçelim. Yani 6 bölü 12 olsun. 6 bölü 12 4 bölü B ise yine içler dışlar. B kaç çıkıyor? 8 çıkıyor. Yani hangisi olabilir ya da dese daha doğru olurdu gibi geliyor bana. Peki bize ortak kesişim noktasını yani ortak çözümünü istemiş. Bunu 2 ile çarpıp bunun altına yazıyorum. 2 ile çarparsam ne olur? 2x eksi 4y artı 8. Niye 2 ile çarptım? Y'leri yok edeyim diye en kolay onu gördüm. Yoksa x'leri de yok edebilirsin. Bunu karşıya attım. X kaç çıktı? 2 bölü 5. Şimdi x gördüğüm yere 2 bölü 5 yazacağım. Burada da yazsan hiç önemli değil. Çünkü ortak olduğu için bu denklem, bu nokta hem D1'i hem D2'yi sağlamak zorunda. Bunu karşıya atalım. 22 bölü 5 2y'ymiş. Her tarafı 2'ye böldüm bak ne çıktı? 11 bölü 5. Ya artık bunu yapmayalım. Artık bununla ilgili bir şey neyse hadi hepsini yaptık bunu da yapalım. Sanki elimize mi yapışacak? Tabi burada 10 bölü 15 0 bölü 0 demiyoruz. Çünkü sabit bir sayı yok burada. İçler dışlar yapalım ama önce sadeleştirelim. 3a eksi 3, 2a artı 2, a buradan kaç çıkıyor? 5. Bu kolaydı. Diyor ki kesim noktası ve 2'ye 1 noktasından geçen doğru denklemi. Önce kesim noktasını bulalım. Bak birbirlerinden çıkartabiliriz. Bundan bunu çıkarsam 0 kalır. Bundan bunu çıkarsam eksi 4y kalır. Bundan bunu çıkarsam artı 8. Y buradan kaç çıkacakmış? 2. Y'ye 2 verirsem, bak Y'sini 2 buldum. 6 eksi 3, X'i de kaç çıktı? 3. Şimdi bak ne oldu soru? Hem bu noktadan hem bu noktadan geçen doğrunun denklemi. Neyi bulmalıyım önce? Eğimi. Y'ler farkı 1. X'ler farkı 5. İster buna göre ister buna göre denklemi yazıyorum şimdi. Eğimi biliyorum çünkü. Y'ler farkı bölü X'ler farkı ne olacakmış? 1 bölü 5 olacakmış. Bu ne demektir? 5y eksi 10, x eksi 3'e eşit. O da 5y eksi x, eksi 3'ü karşıya atarsam eksi 7. Evet, güzel ve uzun bir soruydu. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam. Evet, artık bundan sonrası formül ezberlemek. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı kolay formüller ama bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı bu noktaları getirip bu denklemde yerine yazıyorsun bak. Uzaklık olduğu için negatif olmasın diye de mutlak değerini alıyorum. Sonra doğrunun x'in karesi y'nin karesine bölüyorum. Önce burayı işleyelim sonra ona. Bak ne yapacağım? Buraya 5 yazacakmışım. Y gördüğüm yere 1 yazacakmışım. 6'nın karesi 8'in karesi. 30 10 bak ne geliyor 3. Noktasının doğrusuna olan uzaklığı. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 10. 4 yazıyorum. Eksi 48. Artı 20. Tabi mutlak değer içerisinde bölü.
5'in karesi 12'nin, eksi 12'nin karesi. 144 yazayım neyse. Burası kaç yaptı? Eksi 10, 38 yaptı. Burada 5, 12, 13 üçgeni. Devam ediyorum. Tabi eksi değil bu arada, dikkat et. Alan nedir demiş. Önce bu doğrunun denklemini biliyorum. X'e 0 verdim. Y'si kaç çıktı? Şurası bak kaçmış? Eksi 3. Y'ye 0 verdim. Burası kaç çıktı? Eksi 4. 3, 4, 5 üçgenin. Bunu bulmak için niye bu kadar ısrar ettim? Çünkü benim alanı bulmam için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmam lazım. Yani yüksekliğimi bulmam lazım. Peki bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı kaç? 4 verdim. 4 verdim bak. 12 artı 16 artı 12 bölü 3'ün karesi, 4'ün karesi yani karekökü 5 yapar. 10, 20, 30, 40 bölü 5. Bak yükseklik 8'miş. Taban 5'miş. Yarısı kaç yaparmış? 20. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki, iki paralel doğru arasındaki uzaklık, paralel doğrularda bunların ikisi aynıysa eğer, C'ler farkı bölü aynı şeyi yapıyorsun yine. A kare artı B kare. Bu formül daha da basit hani diğerine göre. Bak ne yapacağım? 5'ten eksi 15'i çıkartıyorum. Eksi 20'nin mutlak değeri. 3'ün karesi, 4'ün karesi yani kök 25. O da kaç çıkıyor? 20 bölü 5'ten 4. Yani bu daha basit. Hani bak yine ama bakın ne demiştim? Bunlar aynı olmalı. Önce burayı 2'ye bölüyorum. 3x ya da burayı 2 ile çarpacağım. Bak C'ler farkı eksi 6'nın mutlak değeri bölü 3'ün karesi 4'ün karesi yani 25 ne olacak? 6 bölü 5 gelecekmiş 25 çıkınca. Bak bu bir kareymiş yani bunların hepsi birbirine eşitmiş. Sen bir kenarını bulacaksın. İster çevresini sorsun ister alanını. Bundan bunu çıkartıyorum. Eksi 26 mutlak değer. 5, 12, 13 artık onu anladığını düşünüyorum. Alanı kaç yapar? 4. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Evet. Az önce demiştik ki karşımıza çıkacak demiştik. Dik kesişen doğruların eğimleri neden çarpımı eksi 1? Bak. Tanjant beta ne olur? Tanımsız. Buranın tanımsız olması için ne olması lazım? Bak M1 çarpı M2'nin eksi 1. Anladın mı niye dik kesişince hani paralelseler eğimleri eşitti. Dik kesişiyorlarsa eğimleri çarpımı neydi? Eksi 1'di. Anlaştık mı? Bu yüzden zaten tanjantın fark formülü bunu biliyorsun. Eşitsizliklerin grafiği. Eşitsizliklerde de biz bunu ne yapmıştık hatırlarsan? Eşitsizliklerde ben sana demiştim ki gün gelecek o grafikleri göreceğiz demiştim. Eşitsizliklerin grafiğinde de normal doğrunun grafiğini çizmeyi biliyoruz. Sonra ya yukarısını tarayacağız ya aşağısını tarayacağız. Bunu soruya göre göreceğiz. Bakayım bir dakika o son başlık mı? 24 evet son başlık. Tamam. Şimdi bunu niye böyle yaptım anlatacağım. Çünkü biraz daha ayrıntılı anlatayım diye. Aslında şurası trigonometri aslında. Bizde çok alakası yok. Diyor ki iki tane doğru var. Atıyorum biri D1, biri D2. Bak biri D1, biri D2. Bu ikisi arasında kalan açıyı soruyor. Bunun eğimi kaç? Y'yi karşıya attım. X'in katsayısı 2. X bunu karşıya attım. M2 ne çıktı? Eksi 3. Bak tanjantın fark formülü yapıyorsun. Hocam ne alakası var değil mi tanjantın fark formülüyle? Aslında var. Bak bir doğru bu. Buna ne diyelim? X açısı ya da ne diyelim? Alfa diyelim. Bir diğeri beta olsun. Bak bu ikisi arasındaki açı nedir? Bu ikisinin toplamı betayı verecek ya. Şurası ne olacak? Beta eksi alfa. Peki tanjant alfa dediğim şey aslında bu doğruların eğimi olduğu için o yüzden tanjantın fark formülü yapıyorum. Peki tanjant beta eksi alfanın açılımı neydi? Tam beta. Yani bak tam beta dediğim şey ne? M2. Tan alfa yani 2. Neydi? 1 artı bu ikisinin çarpımı yani eksi 6. Bak ne çıktı? Eksi 5 bölü eksi 5 çıktı. Neymiş? 1'miş. Yani bu iki doğru arasında kalan açının tanjantı kaçmış? 1'miş. Devam edelim. Bunun eğimi eksi 1. Bunun eğimi kökü 3. Bak burada ise bunu tanjantın fark formülüyle yapamazsın. Çünkü çıkacak olan denklem şey değil. Bak eğimi eksi 1 olan açı nedir?
135 derecedir çünkü tanjant 135 eksi 1. Eğimi köküç olan açı hangisidir? 60'tır. Bak bu ikisinin toplamı bana burayı verecek. Bu da kaç olacakmış? 75 ya da 105. Yani biri 75, biri 105 dar açı dediği için. Hocam formülde niye yapmadık? Yapalım. Eksi 1 eksi köküç bölü 1 artı köküç. İyi de sen bu paydayı eşitlesen yani eşitlikle çarpsan bile bu tanjantın hangi değeri bilmiyoruz. Nereden bilebiliriz onu ancak? Bunu bulduktan sonra tanjant 45 artı 30'un açılımından. E zaten bunu yapacaksam tanjantın fark formülünü yaparım. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım.